Mapfre Sigorta Bakış Programı'nı sunar. Efendim günaydın. Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün İstanbul Stüdyosu'ndan çıktık. İstanbul'dan çıktık. Ankara'ya geldik. Biraz stüdyodan çıkalım dedik. Ankara'ya geldik. Canlı yayınımızı Ankara Keçiören'den yapıyoruz. Canlı yayın konuğumuz da Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak. Her zaman olduğu gibi biz Bakış Programı'nda belli dönemlerde Sayın Belediye Başkanlarımızı yayına alıyoruz. Eksik olmasınlar, katılıyorlar. Biraz ekonomiden konuşuyoruz. İlin, ilçenin ekonomisinden. Biraz kentsel dönüşüm ki gündemde olan bir konu ve bize göre de önemli olan bir konu konuşuyoruz. Ve ilçenin o ile kattığı katma değerleri konuşuyoruz. Sayın Mustafa Ak'la da bugün benzer bir konuşma yapacağız efendim canlı yayında. Her zaman olduğu gibi sorularınız varsa sorabilirsiniz. Tabii süzgeçten geçirerek, tabii eleyerek Sayın Başkan'a süremiz de el verdiğince sormaya çalışacağım. Bize ulaşacağınız adresleri vereyim. Elektronik posta adresimiz habertürk@habertürk.com. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden de ulaşırsınız. Aslında sorularınız varsa Twitter adresi üzerinden ulaşırsanız daha makbul olur. Çünkü dışarıda olduğumuz için tüm sistemleri şu anda kullanmıyoruz ama Twitter'ı aktif olarak kullanıyoruz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Ben önce hoş geldin diyeyim yayına evet. Başkan. Ondan sonra da siz nasıl olsa ilçeye hoş geldiniz evet. diyeceksiniz. Hoş geldiniz Bakış'a. Evet, Keçiören'ümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Günaydın diyorum bütün izleyicilerimize. Sağ olun, kabul ettiniz. Sizi burada görmek tekrar güzel. Sağ olun. Bak, ben buraya son geldiğimde buraları inşaat halindeydi. Ama şimdi gördüm. Yani şimdi tabiri müthiş olmuş. Evet. Ama hani şey de yapmayayım, güzel olmuş. Biraz daha mütevazi davranalım. Çok güzel olmuş ve değişmiş. Bu size ödül getirdi değil mi? Evet. Bu proje. Evet, evet. Bu proje nedir? Biraz Gümüşdere, bundan bahsedelim. Ekonomi falan konuşacağız zaten. Evet. Gümüşdere Hamur Vadisi burası. Şu anda belediyenin önünden de geçen etabımızı da tamamladık. Tabii burada daha önceden akan bir deremiz var bizim. Ve bu dere Büyük Ankara Çayı'nı oluşturan kollardan bir tanesi. Çubuk Barajı'ndan itibaren geçen. İsmi de Gümüşdere. Gümüşdere diye de bir mahallemiz var bizim. Buralar tabii özellikle Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemlerde önemli bir merkez burası. Merkez olarak şundan önemli, Karargah diye burada bizim bölgemiz var, Karargah Tepemiz var. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği karargah burada. Dolayısıyla bu Gümüşdere'nin de kenarında geçiyor buranın. Şu anda da o karargah binası da hala ayakta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla bu tarihini de tekrar yaşatmak ve tekrar hayata döndürmek adına adeta Keçiören'in küsmüş olduğu, yanından giderken burnunu tıkadığı bir dereyi tekrar kazandırıyoruz. Ve tekrar bir doğaya dönüş projesi şeklinde Keçiörenlilerle kavuştu deremiz. Metro var burada. İki önemli, tabii hemen belediyenin önünde de metro geçiyor. Tabi burada birkaç önemli adım vardı. Bunlardan bir tanesi dere yatağının ıslah edilmesiydi. İkinci adım suyun ıslah edilmesiydi. Üçüncü adım da etrafının tekrar rekreasyonun yapılmasıydı. Biz hem taşkın duvarlarının yapımı gerçekleştirildi, dere yatağı tamamlandı, etraf rekreasyon alanları tamamlandı. Suyla ilgili çalışma da Büyükşehir Belediye'miz tarafından devam ediyor. Aslında birkaç ayrı kurumun birlikte çalıştığı bir projedir bu proje. Hem Büyükşehir Belediyesi, hem Devlet Su İşleri, hem de Keçiören Belediyesi'nin ortak bir çalışması olarak, ortak bir işbirliği olarak ortaya çıktı. Bitti mi tamamıyla? Yok, henüz devam ediyor. Yani şu anda son etaplarındayız. Tamamıyla dere yatağı ıslahı tamamlandı, bitti. O tamamlandı. Bunun yanında rekreasyonla alakalı önemli ve büyük etaplar tamamlandı. Şu anda son etaptayız. O etapta tamamlandığı zaman bizim 3100 metrelik etabı tamamlamış olacağız.
Ama bizim arzumuz bu 3100 etabın da ötesine geçmemiz gerekiyor. Çünkü Keçiören'in içerisinden geçiyor ama bizim alanlarımız yok kenarında. Hı hı. Kurumların üniversite içerisinden geçen ve askeri alanın içerisinden geçen alanlar da var. Aslında oraların da yapılması lazım. Ankara çayına kadar bunun tamamlanması lazım. Biz en son sizle konuştuğumuz o konuda işte restoranlar, kafeler belki işte hani bir su üstünde seyahat gibi şeyler falan da planlanmıştı. Evet, hepsi tamamlanıyor. Hepsi. Şu anda kafelerle alakalı şeyler gerçekleşti. Ayrıca özel sektör şu anda bu derenin bu yapımından sonra yatırım yapmaya başladı. Hem lokantalar, kafeler gibi işletmeler açıldı. Aynı zamanda hemen yanında bir tane büyük hastane yapımı var şu anda. Bu hastane de önemli bir katkı sağlayacak bu projeye. Bunun yanında gayrimenkullerle alakalı değerleme ve yeni yatırımlar, yeni çalışmalar söz konusu oldu. Dolayısıyla Keçiören'in ekonomisine katkı sağlayan bir hale geldi. Ayrıca dışarıdan görmek için gelen bir turizm hareketliliği söz konusu. Ki hedef de biraz da öyleydi. İç turizm anlamında özellikle ve yabancı turistler, gelen turistlerin de artık ilgisini çeker hale geldi. Amacımız da buydu zaten. Yani bu bölgenin kalkınmasına katkı sağlaması ki bizim projemiz de o anlamda ödül aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödülümüzü aldık. Kategori olarak da kent ekonomisine katkı ödülü olarak verildi. Ne maliyeti? Maliyet ne? Neye mal oldu? Yani yan maliyetlerle beraber söyleyelim genel global anlamda 40 ile 50 milyon arasında değişen bir rakama mal oldu. Totali bu değil mi? Yani burada başka kurumların da yapmış olduğu maliyetleri de koyarak yapıyoruz. Hepsini de topladınız. Hepsini toplayarak. Evet, topladım. Hazır maliyet dedik, işte şunu dedik, bunu dedik. Hadi bize bir Keçiören'in ekonomisinden bahsedin. Yani buranın... Evet. Tam yapılan bu projenin ekonomiye katma değer yarattığını buradan çıkardık, anladık. Burada bir soru yok. Genel olarak Keçiören'in bir, çünkü hani benim gördüğüm kadarıyla biraz daha yerleşim bölgesi. Siz evet. Buradan dışa göç veriyorsunuz yine benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi, ama buranın da bir ekonomisi var. Tabii ki. Keçiören şu anda... Ekonomiden para olmaz zaten. Evet. Keçiören şu anda Çankaya'dan sonra nüfus itibariyle ikinci büyük ilçedir. Resmi rakamlar 903 bin nüfusu gösteriyor. Ama bizim gayri resmi nüfusumuz da var. Yani kayıtları yakın illerde olan nüfusumuz da var. Bunlarla beraber yaklaşık 951 milyona yaklaşan bir nüfusumuz var. Alan itibariyle bakıldığı zaman da 15 bin hektarlık bir alana sahibiz. Ama bunun aslında 9 bin hektarında ağırlıklı nüfusumuz var. Hı hı. Diğeri köy arazisi, tarım arazisi şeklinde, belde arazisi şeklinde devam ediyor. Ve kilometre kare başına 5600 kişi düşüyor. Türkiye'nin belki de en yoğun yaşayan ilçesiyiz. Baktığımız zaman, yapılaşmaya baktığımız zaman da tamamen konutlardan oluşan bir yer. Yani konut ağırlıklı olan bir ilçeyiz. Sanayi sitesi, fabrika, tüten bacağı herhangi bir şeyimiz yok. Dolayısıyla ekonomi de kendi içerisinde esnafa dayalı bir ekonomiye sahip. En büyük buradaki ekonomi inşaat. Ve konut yapımıyla alakalı olan bir ekonomiye sahip ve onun yan parçaları, yan yedek sektörleri. Dolayısıyla inşaat sektöründen hareketle gelişmiş olan bir ekonomiye sahip. Ancak ağırlıklı olarak da konutlardan oluştuğu için de cadde esnafı çok. Ve cadde esnafı sayısı bakımından da herhalde Türkiye'nin en yoğun illerinden, ilçelerinden bir tanesiyiz. Bu anlamda bizim ekonomimizin temelinde bir emlak sektörü ağırlıklı olarak konut alım satımlarıyla alakalı olarak, ikincisi de esnafımız gelmektedir. Yerel esnafımız, cadde esnafı gelmektedir. Büyük AVM'ler olarak da iki tane büyük AVM'miz var. Bunun yanında da birkaç tane de küçük AVM'miz söz konusu. Ama şimdi yeni bir gelişim çizgisi içerisindeyiz. Kentsel dönüşümlerimiz var. Bu kentsel dönüşümlerimiz de tabii ki bu ekonomiye katkı Peki, sağlıyor. Geçelim o zaman başkan kentsel dönüşüme. Çünkü biz sürekli hani son yıllarda kentsel dönüşüm konuşuyoruz. Bir taraftan bazı dönemler hız alıyor, bazı dönemler durağanlaşıyor. Evet. Şimdi de hız alan bir süreçteyiz. İşte yeni bakanın gelmesiyle falan, değişmesiyle. Şimdi bir buradaki hani kentsel dönüşüm faaliyetlerini anlatırsınız eminim ama bize buranın bir bina stoğu ve burada bir kentsel dönüşüme ihtiyaç olup olmayacağı, riskli bina stoğundan da bahsederseniz daha bir rahat bir bilgi vermiş olursunuz. Keçiören tabii ağırlıklı olarak Cumhuriyet sonrasında kurulmuş bir ilçe.
ve Keçiören'de belli bir dönem ciddi bir gece kondulaşma olmuş. Bu gece kondulaşmadan mütevellit daha sonraki ıslah imar planlarıyla da yapılaşmasına başlamış. Islah imar planlarından dönüşen bir ilçeyiz. Dolayısıyla 5000'lik planlarımız ve ona uygun planlarımız söz konusu değil. Esas yapı, ağırlıklı olarak yapı. Dolayısıyla klasik yapılaşmada 1 artı 4 dediğimiz, 1 artı 3 dediğimiz modelimiz oldukça yüksek. Yani zeminden 3 kat ve zeminden 4 kat olacak şekilde binalar yapılmış. Tabii ona göre de nüfus itibariyle bakıldığı zaman imardan, ıslahtan geçildiği için, yani imar planları ıslahla yapıldığı için yeteri kadar sosyal donatı alanlarda ayrılmış değil. Dolayısıyla aslında bina inşaatlarının yapım yıllarına bakıldığı zaman 50 yıllık binalar olduğu gibi 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık binalar da var. En eski binamız İmar Bakanlığı'nın yapmış olduğu binalar var ki onlar da 60 yıllık yaklaşık binalar. Şimdi birincisi 99 öncesinde yapılmış bina stoğumuz var ve bunların yenilenmesiyle alakalı mevzuata göre yenileme çalışmaları yapılan bölgelerimiz var. Ama çok geniş anlamda depreme dayanıksız veya riskli bina şeklinde olabilecek çok fazla şeyimiz yok bizde, stoğumuz yok. Fakat yenilenmeye ihtiyacı olan alanlarımız var. Bu yenilenme alanlarıyla alakalı da hem gecekonduyla alakalı hem de yenilenmeyle alakalı 4 tane bizim şu anda kentsel dönüşümümüz var. Keçiören'de ilanı yapılmış. İlanı yapılmış. Biten ve devam eden olmak üzere 4 tane bizde kentsel dönüşüm bölgesi var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm. Keçiören bölgesi itibariyle büyük oranda tamamlanmış olan Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle gerçekleştirilen kentsel dönüşümümüz. Burada konutlar bitmiş, insanlar oturuyor, ikametlerini yapıyorlar. Bir diğeri Yükseltepe Kentsel Dönüşüm. Sancaktepe, Yükseltepe mahallelerini kapsayan, gecekondudan dönüştürmeyi gerçekleştiren bir yer. Burayı da Keçiören Belediyesi olarak biz üstlenmiş durumdayız ve biz devam ettiriyoruz. Burada bir farklı model uyguladık. Özel sektörü devreye soktuk. Vatandaşlarımız özel sektörle kendileri anlaşma yapıyorlar. Yani arsaları var, hisseli arsaları var. Bu arsalarıyla anlaşıyorlar özel sektörle ve özel sektör binayı yapıyor. Vatandaşlara, hak sahiplerine dairelerini teslim ediyor. Siz bizim burada de, neredesiniz? Bizim de burada kontrol, bizim yapmış olduğumuz sosyal konutlarımız var. Bizim kendi bina stoğumuz var. Orayla da yürütüyoruz, çalışmaları yürütüyoruz. Bunun dışında bir yeni ilan edilen 2 tane yerimiz daha var. Kentsel dönüşüm. Bir tanesi yine Gecekondu bölgesi, Hacı Kadın Deresi kentsel dönüşüm, Kuzey Ankara'nın devamı şeklinde ilanı yapıldı. Biz de şu anda Keçiören Belediyesi olarak biz yürütüyoruz ve imar çalışmalarını yapıyoruz. 5000'lik ve 1000'lik imarlarını şu anda Büyükşehir'e göndermiş vaziyetteyiz. Ve bu imar çalışmaları bitince de inşaatlar başlamış olacak. Bunun yanında bir de son olarak ilan edilen Gümüşdere Mahallesi kentsel dönüşümü var. Buradaki durumda yine eski binalardan oluşuyor. Daha önceden yapılmış yerler olduğu gibi yapılmamış arsalar da var. Yani üzerinde bina olan yer de var, arsa olarak olan yer de var. Burayı da Büyükşehir Belediyesi şu anda işlemlerini yürütüyor, imar çalışmalarına devam ediliyor. Kentsel dönüşüm kanununa göre yapılmış olan ilan anlamında bizde şu anda 4 tane yer var. Diğer kentsel dönüşüm diye adlandıran vatandaşın aslında riskli binaların dönüştürülmesi. Kendi kendine dönüştürülen yer anlamında düşünüldüğü zaman da şu anda şehrin içerisinde Şehircilik Bakanlığı'ndan almış oldukları rapor çerçevesinde binanın alanını yenilemek isteyen, yıkıp yeniden yapmak isteyenlerle ilgili çalışmalar zaten rutin bir şekilde devam ediyor. O şekilde de olan yerlerimiz var. Peki bir virgül çok soru var. Diyor ki bir Keçiörenli, ne diyeyim, hemşeriniz diyeyim, öyle evet. Diyeyim yani. Tramvay çalışmaları ne zaman tamamlanacak ve hizmete girecek diye soruyor. Tramvay. Evet, tramvay çalışması var herhalde anladığım kadarıyla. Yok, Keçiören'de şu anda tramvayla alakalı herhangi bir çalışma yok. Peki. O tabii Büyükşehir'in takip etmesi gereken bir şey. Bu kentsel dönüşümde Sayın Başkan, halk dönüştürmek istiyor mu?
Bu evet. Birincisi yani bir de bizde şöyle bir gündemde konu var kentsel dönüşme. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşümü diye. Hı-hı. Hani bizim halkımız işte bir ev varsa iki ev olsun ya da 100 metre ise 150 metre olsun. Evet. Bu konuda da açılan davalar vardır. Var başka yerlerden biliyorum. Mesela sizde de böyle şeyler var mı? Bu işin doğru modeli hangisidir? Tabii dönüşüm gerekiyor. Yani dönüşüm şöyle illaki yıkarak dönüşüm de şart değil belki ama yine de dönüşümün yapılması gerekiyor. Şimdi vatandaş eğer imar haklarını kullanmış ise, kullanılmış bir bina ise, yani o bölgenin imar durumuna göre haklarını kullanmış ise, bunun dönüşümü riskli binalarla alakalı kanuna göre yapılması lazım. Yani depreme dayanıksız binaların yenilenmesiyle alakalı bir kanunumuz var. Bu kanunda sağlanan avantajlar var, destekler var. Bu destekler kullanılarak bu binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Kentsel dönüşümde ise bir yeniden imar söz konusu. Ve bu yeniden imarda işte 50 bin metrekarenin altında olmamak üzere bir alan kentsel dönüşüm ilan ediliyor. Sonra buradaki hukuk o kentsel dönüşümün vermiş olduğu hukuka göre o kanuna uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor ki esas kentsel dönüşüm anlamında burası söz konusu. Diğer yenileme çalışması yani bölgenin yenilenmesiyle alakalı çalışmada belediye o bölgeyle alakalı yeni bir imar yapıyor. Hı hı. Ve burayı riskli alan ilan ediyor. Ve sonra bu riskli alan ilan edilen riskli alanın yapılaşmasıyla alakalı şartlar ortaya konuluyor. Bu şartlara uygun bir şekilde yapılıyor. Burada iki model var ve bana göre de aslında yapılması gereken o bölgenin emsalini artırarak veya konut sayısını, nüfus sayısını artırarak yapmak yerine taşıma sistemiyle yapılmasında. Yani bir başka yerde de bizim bir potansiyel şeyimiz olmalı, stok alanımız olmalı. Bu stok alana aktararak emsalleri orada şehrin dikey bir yükselişine değil, yatay bir işin çözümüne gitmemiz lazım. Şöyle yani bir 50 bin metrekarelik bir alanın içerisinde düşünün ki 5 bin insan yaşıyor. 5 bin nüfuslu bir yapılaşma var. Bu 5 bin nüfuslu yapılaşmayı finanse edebilmeniz için sizin burada bir emsal daha vermeniz gerekiyor. Hı hı. Neden? O bir maliyet. Yıkıp yapmaya yeterli değil orada oturan insanlar. Müteahhit var, müteahhite vermeleri gerekiyor. Müteahhit de istiyor ki kendisinin yapacağı o inşaatları karşılaması lazım. Dolayısıyla bir kat daha yükseltmiş oluyorsunuz. Yani 5 bin nüfusu 10 bin nüfusa çıkartmanız gerekiyor. 5 bin nüfusu 10 bin nüfusa çıkarttığınız anda orada okul lazım, yol lazım, tabii. Yeşil alan lazım, sosyal donatı alanları lazım, insanların gideceği sosyal alanlar gerekiyor. Bunları ayıramadığınız zaman ne oluyor? Şehir olduğu yerde yükseliyor ama çok daha yaşanılması güç bir hale geliyor. Hayat standartları o kadar da yükselmiyor. Bunun yerine o 5 binlik potansiyeli bir başka yerde, bir başka alanda, boş alanda değerlendirebilirsek bu stok alanlarla ilgili çalışmada daha başarılı olacağını düşünüyorum. Daha şehri daha rahatlatabiliriz yani o konuda. Başkan siz kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar için bir yardım da kira yardımı falan yapıyorsunuz değil mi? Yani sizin orada böyle iki bir misyonu var galiba. Farklı bir şey var orada model var. Bizim yapmış olduğumuz özel sektör kısmında yok bu. Hı hı. Yani böyle bir şey olmuyor. Müteahhitle anlaşıyorlar. Müteahhitle ya kira karşılığı bir şekilde anlaşılıyor. Ona göre payları belirleniyor veya kira ben istemiyorum kendimi karşılarım ama ben payımı artırmak istiyorum diyor. Ona göre pazarlıklarını yapıyorlar. TOKİ'nin yapmış olduğu çalışmalarda bu söz konusu. TOKİ tamamen yıkarak temizliyor araziyi. Sonra onlara kira veriyor ve kira yardımının karşılığında da işte bir yıllık, iki yıllık neyse neyi taahhüt etmiş ise o zaman içerisinde de evlerini teslim ediyor. Bunu da sizin aracınızda belediyeler aracılığıyla yapıyor. Tabii ki. Şimdi her gün buradan ne kadar insan göç veriyorsunuz dışarı ve akşamleyin ne kadar insan geri geliyor? Evet, günlük göçümüz vardır. Evet, günlük göçten bahsediyorum. Günlük göçümüzün sebebi çalışan insanlarımızın çalışma alanları Keçiören'de çok fazla olmadığı için, kamusal alan veya işte sanayi veya fabrika olmadığı için onlar sabahları mesai için dışarıya çıkıyorlar ve bir yoğun bir trafik söz konusu oluyor.
Herhalde bu nüfus yani günlük artış olarak bir sayım yapmadık ama üçte biri. Yani yaşayan insanların, düşünün ki 900 bin insan yaşıyorsa burada, bir 300 bini dışarıya çıkıyor sabah, tekrar akşam dönmek zorunda kalıyorlar aynı şekilde. Dolayısıyla o mesai saatlerinde bir trafik sıkışıklığı yaşıyoruz. Bunun dışında çok fazla bir trafik sıkışıklığımız yok. İşte bu mesai saatlerindeki trafik sıkışıklığının bir başka nedeni de Keçiören bir Huni gibi. Evet. Arkası geniş, ön tarafı ana bağlantılar giden iki ana arterimiz var. Bir tanesi Etlik bölgemiz, bir tanesi de Keçiören bölgemiz. Dolayısıyla bu iki ana arter Fatih Köprüsü ile 1011 kavşağının olduğu yerde bir trafik sıkışıklığı oluyor. Buna çözüm olarak aradan bir yol daha yapıldı. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. O bizi rahatlattı. Yani iki tarafa gidecek olan o trafiği ortadan açılan bir bulvarla bu trafik rahatladı. Bir de metromuz devreye girdi. Hı hı. Daha önce metro çalışmamız vardı ama henüz açılmamıştı. Metro da devreye girdi, raylı sistem. O anlamda trafikte bir rahatlama sağladık. Ama bu yeterli mi? Değil. Devamının gelmesi lazım. Birincisi metromuzun Kızılay'a bağlanması lazım. Bununla alakalı Ulaştırma Bakanlığımız çalışıyor. Herhalde bu yıl içerisinde ihalesini yapacak. İkincisi bize yine Etlik bölgesini de özellikle rahatlatacak ve hastaneler geliyor, hastane bölgemiz geliyor. Hı. O hastaneler bölgemizin trafiğini rahatlatacak ek çözümlere ihtiyacımız var. 900 bin, 1 milyon akıl kişiden bahsediyoruz biz, evet, burada. 1 milyon kişiye hizmet vermek, ya hizmetten de kastım, normal diğer şey, rutin hizmetlerden bahsetmiyorum. Evet. Bunlar zaten olacak şeyler yani. Hı hı. Onun için zaten belediye var. Ama artı bir sosyal hizmet vermek, hı hı, çok zor olsa gerek 1 milyon nüfuslu bir ilçeye, değil mi? Yani bir ciddi projeler yapılıp, elbette, gerçekleşmiş olması gerekiyor. O insanlar çünkü burada yaşıyorlar. Evet. Yani zor kısmı var, kolay kısmı var. Yani zor kısmı bir defa tesisleşmeniz lazım. Yani mevcut olan o sosyal faaliyetlerini yerine getirebilmeniz için tesise ihtiyacınız, hmm, var. Örneğin bir meslek edindirme kursu açmanız gerekiyor. Onu açacak bir yere ihtiyacınız var, sınıflara ihtiyacınız var, fiziksel mekana ihtiyacınız var. Veya kültürel bir çalışma yapacaksınız, bir konservatuvar açacaksınız, onun için yere ihtiyacınız var. Salona ihtiyacınız var, tiyatro oynatacaksınız, konser vereceksiniz, çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştireceksiniz. Sporla alakalı bir şeyler yapacaksınız, sportif faaliyetler için tesise ihtiyacınız var. Dolayısıyla birinci etap tesisleşme. Yani tesisleşmemiz olması gerekiyor ki biz o sosyal faaliyetleri o tesislerde gerçekleştirebilelim. İkincisi, tesise ihtiyacı olmayan çalışmalar. Örneğin insanların katkılarıyla, insanların katılımlarıyla gerçekleşen örneğin bir yürüyüş faaliyetini gerçekleştireceksiniz. Veya yarışmalar yapacaksınız. Okullarda yapmış olduğunuz yarışmalar. Öğrencilerle alakalı bazı eğitim çalışmalarını. O zaman da kurumlar arası işbirliğini gerçekleştiriyorsunuz. Keçiören'de her ikisi de yapılıyor. Ve Keçiören'de biz kurumlar arasında iyi bir ilişki içerisindeyiz. Hem milli eğitimle, hem Diyanet İşleri'yle, camilerle olan ilişkilerimiz, hem diğer sağlıkla alakalı, sağlık ocaklarıyla alakalı çalışmalarımız, ortak çalışmalar yapabiliyoruz. İşte bir hastanemizle sigara üzerine bir çalışma yapabiliyoruz. Sigara bıraktırmayla alakalı, hı-hı, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hem kendi alanlarımızı kullanıyoruz, hem onların alanlarını kullanarak ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kızılay'la kan verme çalışmaları vesaire. Tesisleşmeyle alakalı ciddi yatırımlar yaptık. Daha spor önceden, salonu falan zaten açmaya başladık. Evet, daha önceden olmayan, eksik olan tesislerimiz vardı. Ciddi şekilde salon eksiğimiz vardı. Bu hem tiyatro gösteri, sanatsal gösterilerle alakalı salonumuz ki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi bunun en önemli yatırımlarından bir tanesidir. Sporla alakalı salon eksiğimiz vardı. Kapalı bir salonumuz yoktu. Taha Akgül salonunu yaptık. Hmm. İsmini de verdik. İnşallah açılışa hazır hale gelmiş durumda. Artık hizmet vermeye başlayacak. Burada da çok amaçlı bir salon. Hem oyunlar oynanabilecek, hem müsabakalar yapılabilecek, aynı zamanda antrenman sahalarında olduğu bir yer. Biz bunu 37 dönümlük bir alanın içerisinde yaptık. Dış sahalar da yaptık buna eklemeler. Hem amatör spor kulüplerinin antrenmanlarını yapabilecekleri sahalar yaptık. Hem de tenis, voleybol, basketbol, açık alan sporlarını yapabilecekleri her türlü tesisin olduğu bir alan gerçekleştirildi. Diğer anlamda, kültürel anlamdaki çalışmalara Mevlana Kültür Merkezi'ni, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'ni, hı hı, ki bunların içlerinde aynı zamanda spor da yapılabiliyor.
yüzme havuzları var içlerinde. Fitness merkezleri var ve burada aynı zamanda spor da yapılabiliyor. Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nin içerisinde hem spor yapılabiliyor hem sosyal faaliyetler içerisinde bir kütüphanesi, gençlik merkezi ve faaliyetlerin yürütüldüğü çok amaçlı salonların olduğu bir yer. Dolayısıyla o tesisleşme ile ilgili çalışmalarımızda Keçiören'in çeşitli bölgelerine dağıtarak her kesime hizmeti götürebilmek adına da gerçekleştirdik. İşte Taha Akgül Ovacık'ta yapılıyor şu anda. Yeni gelişim bölgemiz, yeni gelişim alanımız. Mevlana Atapark'ta yapıldı. Neşet Ertaş Kuşcağız mahallemizde yapıldı. Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı Çaldıran mahallemizde yapıldı. Bademlik'te Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı'nı yaptık. Böyle tesislerimizi de yaygınlaştırdık ki her alanda bir tesisimiz bulunsun. Yükseltepe Kentsel Dönüşüm'de şu anda çalışmalarımız var. Devam ediyor. Oraya da sosyal tesis yapımıyla ilgili projelerimizi hazırlamış vaziyetteyiz. 15 Temmuz Şehitler Anıtı. Evet. Neyi anlattınız? Bir iki cümle yani programın tabii sonuna 15 geldik. 15 Temmuz bizim için son derece önemli. Keçiören o gün aslında hiç tankın girmediği, hiç çatışmanın olmadığı, hiç askeri birliğin olmadığı bir yer. Ama buna rağmen tüm Türkiye genelinde en fazla şehit veren şehit ilçeyiz. Şehit veren ilçesiniz, evet. Bizim 27 tane şehidimiz var. 27 tane şehidimiz Keçiören'de çeşitli noktalara giderek şehit olmuşlar. Yani Genelkurmay'da da var şehidimiz. Külliye'de de var, jandarmada da var, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde var, Gölbaşı'nda var. Dolayısıyla her alanda nerede çatışma varsa, nerede sıkıntı varsa Keçiören'de koşmuş gitmiş ve orada şehit olmuş. Bunların içerisinde sivil de var, asker ve şey olan da var. Bir tane askerimiz var ki Genelkurmay'da ilk şehittir. Darbenin ilk şehidi, ilk kurşunu atan ve ilk şehit olan Bülent Aydın ilk şehitlerimizdendir. TürkSat'ta Ahmet Özsoy var. Evet. Tek başına orada hakikaten inanılmaz bir mücadele vermişler ve sonra da şehit olmuş var. Özel kuvvetlerden olanlar var. Dolayısıyla bu 27 şehidimizin anısına ve gazilerimiz var. 246 tane bizim gazimiz var sadece Keçiören'de. Bunları da anmak adına ve unutulmamak adına 15 Temmuz'da yine açılışını yaptığımız. Yaptınız evet. Bayağı bir 2017'de, gördüm seyrettim. Güzel bir organizasyondu. Evet, anıtımızı yaptık. 15 metre yüksekliğinde bu anıtımız. Yükseklik olarak 15 Temmuz'u hatırlasın diye. Her bir diliminde ortasındaki sarı altın rengindeki alanda 27 dilimimiz var. 27 şehidimizi simgeliyor ve en üstünde de birleşen yükselen yıldız, Türkiye yıldızı ortada. Dört ayrı yanında değerimiz var. Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan. Bunların üzerinde de bizim şehitlerimizin isimleri ve resimleri yer alıyor. Bu dört değerimizde yükselen bir Türkiye'yi simgeledik. Yine tüm Türkiye'nin şehitlerinin de isimli olduğu bir tabelayı da oraya astık ki bütün şehitlerimizi de analım diye. Hem gelecek neslimize hem bizler o günü unutmayalım diye Keçiören'de bu anıtımızı diktik. 9 ay falan gibi sürede yapıldı değil tabii mi? Tabii tabii kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirdik. Başkan süre bitti. Aslında 2 dakika kaldı. Evet. Yani biraz hani buradan falan çıkalım. Ben kendi merak ettiğim bir konu. Evet. Birazdan ekonomistim ama biraz da siyasete meraklıyım. Siz de Siyaset Akademisi'nin evet. Ankara'daki başındaydınız. Evet. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde seçimler olacak. Ben sadece prosedürü merak ediyorum. Yani bu seçim, çünkü herkeste bir şey var. İşte isteyen gelecek, o gelecek, bu gelecek. Öyle mi yürür bu prosedür, nedir? Bana bir iki dakikada özetleyebilir misiniz? Bu sayede kamuoyu da bilsin. Nasıl izleniyor bu yol? Tabii Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız istifa etti. Ve istifasının arkasından boşalan bir makam var. Bu makama birinin seçilmesi gerekiyor. Kanun gereği de 10 gün içerisinde, yani istifadan itibaren 10 gün içerisinde Vali Bey'in tespit edeceği bir günde meclis toplanıp meclis kendi içinden bir kişiyi seçecek. Belediye Meclisi. Belediye Meclisi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi. Belediye Meclisi'nin içerisindeki gruplar aday çıkaracaklar ve bu adaylar seçime girecekler. Normalde prosedürümüz bu şekildedir.
seçilirken de ilk iki turda 3/2 çoğunluk aranacak. 3/2 çoğunluğu bulunmazsa en son turda en çok oyu alan seçilmiş olacak. Buradaki konu şu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içerisindeki 140 bizim üyemiz var. 140 üyeden bir tanesi seçilecek. Hı hı. Dolayısıyla burada en fazla sandalye sayısına sahip olan da AK Parti'dir. 100 tane bizim belediye başkanlarıyla beraber üyemiz var. Dolayısıyla 100 tanesinden bir tanesi seçilecek demektir. O meclis içinde, çünkü çoğunluk orada. Orada. O meclisinizde ilçe belediye başkanları var. Var. Aynı doğal zaman... üyedir. İlçe belediye başkanları doğal üyedir. Ve bunun dışında da her ilçeden bizim meclisin içerisinde kendi üyelerimiz meclis var. Meclis üyeleri. AK Parti belediye meclis üyelerimiz. Onlardan var. Da birisi aday olabilir, elbette, değil mi? Elbette. Yani bu 100 kişiden bir tanesi. Bu belediye başkanı da olabilir. Meclis üyesi meclis de olabilir. Üyesi burada partimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi beraberce herhalde parti olarak bir aday belirleyecekler. Hı-hı. O adayı öncesinde belirlerken de tabii ki temayül gibi, işte anketler gibi veya işte daha önceden biz hepimizle alakalı yapmış olduğu araştırmaların neticesinde bir takdirde bulunacaklar. O takdire göre belirlenen adayı mecliste oylamaya girecek. Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ağırladınız. Ediyorum. Eksik olmayın. Tebrik de ediyorum. Çok güzel bir, yani şimdi inşaatken gördüm. Çok güzel bir ortamda yaratmışsınız. Tekrar teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok bize da bu yayınıza katıldığınız için teşekkürler. Eyvallah. Efendim. Efendim yarın sabah aynı saatte tekrar huzurlarınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Mafre Sigorta Bakış Programı'nı sundu.